Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size 732 yeşil numaram ve leylak, beyaz, vişne çürüğü 3 renkli model yapacağım. Modelim yine iğneden tığa bir model. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz iğne oyası modeli. Şöyle ara suyu olarak da fil dişleri ve ikili yonca. Bu modeli sizler için ta çevirdim arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. İğne oyası modelimiz arkadaşlar. Fil dişi ara suyu ile beraber birebir aynısını böyle iki yaprak arasındaki iki dal üzerine ikili menekşeler olarak isimlendiriyorum ben bu modeli yoncalar pardon arkadaşlar modelim bu şekilde şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde bunu bir vişne çürü yemeğini olarak düşünün iki zincir çekerek tığ battılar hazırlayarak yemeğimizi bu şekilde tığ battısını yapıyoruz yeşille de yapabilirsiniz arkadaşlar tığ battılarının tülbenti renginde olması şart değil bu modelde Evet tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ilk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz ve 3 tane zincirimi çekip hemen yandaki boş olan tığ battımın içine bakın bu şekilde 3 zincirimi sahte sık iğne ile buraya kapattım 4 tane zincir çekiyorum hemen şöyle ters tarafına çevirdim 3 zincirli yuvamın içine girdim bu şekilde buraya sahte sık iğne dediğim olayla sık iğnemi sabitledim 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5, 6, 7 ve 8. Hemen düz yüzüne bu şekilde dönüyorum. Boş olan sıradaki tığ battımın içine girdim. 8 zincirimi buraya sahte sık iğne ile sabitledim. Evet. Bakın bu şekilde ara suyu olarak 5 tane kullanıyorum arkadaşlar. Ara suyunu 5 de yeterli. Şimdi çiçeğimizin yaprağı için buraya 7 tane üçer zincirli tığ battılar hazırlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine girip bir tane bu şekilde tığ battı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battımın içine girip şöyle bakın tığımdakinden geçiyorum. Bismillah. Üzerine bir zincir. 3 zincir. Hemen sıradaki 3 oldu. 7'ye tamamlayalım. Matı Tam vatıya girdim. 5 6 ve 7 2 4 6 Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 7 tane tığ battımı hazırladım böyle bir zincirimi de çektim yine ters tarafına çevirdim en son yaptığım tığ battığının içine bu bir zincirimi sık iğne ile buraya kapattım şimdi 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim ortada bir tane boş yeşil yuva bırakıp yanındaki yuvanın içine 10 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Buraya 10 zincirli bir tane yuva yaptık ve 2 tane de zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Yaprağımızın yapımına başlıyoruz bu şekilde. Bakın, yuvaya girdim, 2, 2 olarak aldım. 2 defa tığımın başını doladım. Her trabzan yapış bir tane dolama artırıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 2 3 seferde aldım. Bu sefer 3 defa tığımın başını doluyorum. Vaya girdim. 2 2 2 2 4. trabzanımı da yaptım. Yine 3 defa doladım arkadaşlar. Aynı yuvaya girdim. Sık iğnemin trabzanı için 1 2 2 2 2 alarak 4 defa da aldım bu şekilde. 5. trabzanımın içine hemen 4 tane zincir çekiyorum. Buraya trabzanın arasını aralayıp bu zincirimi arkadaşlar bakın tomurcuk olarak buraya kapattım. Geri kalan kısmına sık iğne yaparak bu şekilde aşağı ineceğim. Bu 1 2 3 4 eş şöyle bakın arkadaşlar sık iğnelerimiz bu şekilde oluşuyor dört tane trabzanın yanına beşinci trabzanın yanına yaptığımız trabzanın içini bu şekilde 8 tane sık iğne ile dolduruyorum 8 veya 9 sonuncuyu da bu şekilde ana yuvadan girip kapatıyorum bakın yaprağımız bu şekilde hazır Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvadan girip bir tane ilmek aldığım tığımda 3 tane arkadaşlar ilmeğim var. Üçünü birden buraya kapattım. bir sahte trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına dönüyorum. Döne döne yapıyoruz bu dal kısmını. Orada bu şekilde olduğu için ben de bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Şöyle ikinci trabzanı da yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Yine bakın buradaki yaptığım trabzanın içine girip bu şekilde üçüncüyü yaptım yine bir zincirimi çektim daha uzun olmasını istiyorsanız iki zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar dalın uzunluğundan hoşlanıyorsanız bu şekilde bakın dört tane trabzanı yaptım şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim hemen şöyle düz tarafına döndüm 8 zincirimle en son yaptığım bakın bu trabzanımı şöyle dönerek yaptığım yerin içine kapattım buraya arkadaşlar bu 8 zinciri yuvaya yoncamızı yapacağız yoncamız için yuva şimdi birer zincir çekerek tekrar bakın bu trabzanlar gözüküyor aralıklı bakın arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde inebilirsiniz birer zincirle yine bir zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanın arasına girip kapatıyorum bir zincirimi çekip trabzanın arasına girip kapatıyorum şöyle bir zincirimi çektim yuvanın içine girip kapattım Evet bu şekilde arkadaşlar dalın birini hazırladık bu daldan hemen bir yanına daha yapıp yanına bir yaprak daha yapıp bu şekilde bakın şu şekilde ikinci dalımızı da yapıp yaprağı yapıp bitiriyoruz. Hemen onu ben yapayım geleyim aynı işlem fazla da uzamasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada 8 zincirden dalımızın üzerine yuva yapmıştık. Oraya şöyle beyaz ipimizle sık iğne yapıp şöyle yaptığım sık iğneydi arkadaşlar şöyle en köşeye geçirip buradan rahat bir şekilde ilmekleri toplayacağım. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi de uzattım. Kulak köpüğüyle yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha kibar bir ilmeklerimin olması için. E, ee, iriden hoşlananlar bu cam sil hortum ile yapabilir. Onunla denedim. Çok iri düştü arkadaşlar. O yüzden onu söküp bu şekilde kulak çöpüyle yaptım. Şöyle dibine iki tane zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle yakın çekmeye çalışıyorum. Tabi siz bunu da daha rahat yaparsınız. Böyle kadraja sığmak için. Biraz zorlanıyorum ben tabi ki. Şimdi iki tane yaptık. Bunu 9'a tamamlayacağım arkadaşlar. 3'er 3'er bu şekilde yuvalarımın olmasını ayıracağım. 3'er 3'er 3 6 9 olarak 3 tane yuvaya ayıracağım. Evet bakın 4 oldu. Ve yine girdim yuvaya. İki zincirimi aldım. Bu şekilde şöyle beyaz ipimi arkaya saklayayım. Bismillah. Beş oldu. Bir, iki zincir. Altı oldu. Bir, iki zincir. Yedi oldu. Ve tekrar 2 zincir 8 oldu sayalım arkadaşlar 2 4 6 8 ve 9. ve sonuncu için yine yeşil yuvaya girip şöyle dibinde iki tane zincirimi çekiyorum ve taktım 9 oldu şimdi bunu iki zincir çekip o şekil keseceğim arkadaşlar dibinde bir İki tane zincir çekiyorum. Hemen ilmeğimi şöyle yakın bir şekilde kesiyorum ipimi. Şimdi bunlar arkadaşlar arkada iplerimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde arkada yaktım iplerimi ve 9 tane ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. Şu yeşil kısmı var ya arkadaşlar bakın şu yeşil kısmını yukarı kaldırınca şöyle ilmeklerimiz açılıyor. Gayet güzel böyle kip gibi ilmeklerimiz oluyor. Evet arkadaşlar ilk beyazı sık iğne ile tutturduğumuz yerden yani yeşil yuvadan bu şekilde bir de vişne çürüğüyle bakın şöyle arkadan yapalım tutturduk beyazın dibinde. buraya 7 tane zincir çekiyorum 3 4 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim hemen ilk ilmeğimin arasından giriyorum, ilmeğimi tuttum. Bakın buraya bunu sahte sık iğne ile kapatıyorum ki zarif olsun. 3 tane zincir çekiyorum, hemen ikinci ilmeğimin arasından girdim. Bakın arkadaşlar hemen sahte sık iğne ile kapattım. 3 tane zincir çektim hemen İğnemin arasından giriyorum buraya. Sık iğnemle kapattım. Evet. Şimdi bunun 3 tanesini ayıracağım arkadaşlar. Üçer üçer yuvaları ayırarak bunları 3 yapraklı yonca haline getireceğim. 4 5 6 ve 7. Aşağı iniş ve çıkış zincirlerimin adedi 7. Hemen bakın ayırmıştım arkadaşlar yeşil yuvayı. Buradan alttan ortadan giriyorum ve hemen sahte sık iğnemi buraya yapıyorum. Bakın bu şekilde ayırdım. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen ilmeğimi tuttum arasından çıkardım ve yine sahte sık iğnemle kapattım. 3 zincirimi çektim sıradaki yuvamın hemen ilmeğimin arasından girip kapattım. 3 tane ilmeği bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3. Hemen ilmeğimin arasından girdim, buraya kapattım. 7 zincirle yine aşağı inip ayırma işlemi yapacağım. 7 zincirimi çektim. Yine bakın bu üçünü ayırıyorum. Buradan Tam ortasından sık iğnemle bunu 7 zincirimi buraya sabitliyorum. İnşallah. Bismillah. Görüntü güzel olsun arkadaşlar. 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Hemen bakın kalan bu 3 ilmeği de ayrı bir yuva halinde buraya sabitleyeceğim. 3 zincirimi çekiyorum ve sıradaki ilmeğimi şöyle ortasından girdim sahte sık iğne ile sabitledim 3 zincir bakın sonuncu ilmeğimi de içine giriyorum bu şekilde ve kapattım şimdi 7 tane zincir çekerek aşağı inip bitireceğiz 7 zincirimi bakın ilk ilk demişim pardon son arkadaşlar bu beyaz ilmeğimi kapattığım yere kapatıyorum. Şu şekilde tabii ki sahte iğne ile. Yine buraya koparmadan önce bir iki zincir çekiyorum ki şöyle sökülmesin. Yine bunu oraya yakacağım arkadaşlar. İplerimi yakıp geliyorum. Arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Dallarımızın üzerine hemen bu şekilde yoncalarımızı hazırladık tülbentimizin rengiyle de uyumlu olsun diye bu şekilde vişne çürüğü rengiyle takım yaptık arkadaşlar modelim bu bundan 3-5 tane bana model atılmıştı yine aslında şimdi herkesin gönlünü yapmış olduk arkadaşlar morlusu şöyle içi morlu dışı yeşilli olan vardı bu şekilde açık mor koyu mor olan hani e, o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar beyazların yerine lila dışını da koyu morla kontürlemişlerdi onu göstermedim 3-5 tane yani bu örnekten bana sağ çevirmem için gönderildi ben de artık yoğun istek üzerine bu şekilde herkesin gönlü olsun diye bu modeli sizler için hazırladım çok da güzel oldu arkadaşlar iyi bir böyle tığ oyası kazanımı oldu dediğim gibi açıklı koyulu böyle morlu siyahlı istediğiniz renkten veya benim gibi tülbentiniz tek renkse bu şekilde tek renk dülbenti de yapabilirsiniz. Evet yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Videolarımın devamı için bana desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.